dedin kızım, merak ettim. Biliyorsun, bugün mukaddes bir gün dadı, anneler günü. Yüzünü bile görmediğim sevgili annemin ve onun gibi anaların günü. Onun için bu güzel günün sabahını doya doya seyretmek istedim. Seni çok iyi anlıyorum yavrum. Bu ne dalgınlık avukat bey? Kenan gel, gel. İçeri girdiğimin bile farkında değilsin. Seni böyle görenler her şeyini kaybetmiş bir adam zanneder. Yalan mı? Belki hayatta istediğim her şeye kavuştum ama en sevdiğimi kaybederek. Fikret. Neyse, Zeynep'i bekliyorum. Bugün anneler günü. Aa, evet, senin için zor bir gün. Baba! Babacığım! Yavrum! Dünyanın en mesut babasıyım ben. Herkesin bir, benimse iki güneşim var. Beni şımartıyorsun babacığım. Hoş geldiniz Kenan amca. Hoş bulduk yavrucuğum. Bugün tekrar görüşebilecek miyiz? Eğer okul dönüşü beni kabul ederseniz tabii. O da ne demek? Çok şakacısınız Kenan amca. Beni beklediğin için çok teşekkür ederim babacığım. Bugünün senin için ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Seni yalnız bırakmaya gönlüm razı olmadı. Gidelim mi yavrum? Gidelim babacığım. Unutmayın Kenan amca, okul dönüşü sizi bekliyorum. Şimdilik ala ısmarladık. Güle güle. Bugün anneler günü. Sana daha güzel bir hediye getirmek isterdim. Ama babam çiçekleri her şeyden çok sevdiğini söyler. Anneciğim, canım annem benim. Çok teşekkür ederim Kenan amca, muhakkak avuç dolusu para verdin. Oo, ödemeye kalksam hayatım boyunca bana bakman icap eder. Hediye almasan da ben sana bakarım Kenan amcacığım. Baban ne zaman gelecek Zeynep? Saat 11'de mahkemesi vardı, neredeyse gelir. Güzel. Kenan amca, sana bir şey soracağım. Sor bakalım. Şey, babam annemi çok mu severdi? Ne olur doğru söyle, merak ediyorum. Sevmek ne demek? Tapar. Anlatır mısın bana? Çok mu güzeldi annem? O zamanlar kördüm ben. Yüzünü hiç görmedim. Sadece sesi hala kulaklarımda. Çok tatlıydı ve mükemmel bir insandı. Gene de sen benden daha şanslısın Kenan amca. Ben sadece kokusunu hatırlıyorum. Mis gibi bir koku. Hiçbir çiçek öyle kokmuyor. Çiçekler ana değildir de ondan. Ne? Niye daldın Kenan amca? Ne kadar güzel olursa olsun, insan maziyi geride bırakmalı. Vay 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 vay! Oo, bu ne samimiyet böyle? Merhaba babacığım. Bakıyorum küçük hanımın keyfi yerinde. Ne o? Gene mi kıskançlık? Yok canım, şaka yapıyor. Karnı acıkınca hep böyledir. Yemeği hazırlasınlar mı babacığım? Oo, hazırlasınlar ya, iyi olur. Müsaadenizle Kenan amca. Müsaade sizin küçük hanım, buyurun. Ha, burada çeneye dalıp yemeği unutmayın sakın. Geldiğin iyi oldu Kenan. Sabahleyin gene berbattı. Anneler günü, mezarlık, böylesine tutku görmedim ben. Isırabına biraz da benim sebep olduğumu bilse, kim bilir nasıl nefret edecek benden. O günleri unutalım dostum. Ha, bir davam olduğu için yarın İzmir'e hareket ediyorum. Birkaç gün kalacağım. Ben de bazı işlerim için iki aylık bir Avrupa seyahatine çıkacağım. Desene Zeynep bugünlerde çok yalnız kalacak. Aa, hadi gel gidelim, küçük hanımı fazla bekletmeyelim, sonra bize darılır. Unutma, tam saat 10'da yatılacak. Bu işte oldu babacığım. Sağ ol, yardımına teşekkür ederim yavrum. Babacığım, annemi de böyle üzer miydin sen? Seni üzüyor muyum yoksa? Senden ayrı kalmak istemiyorum. Annem de istemezdi herhalde.
Hiç istemezdi. Anlatsana baba, ilk defa nerede görmüştün onu? Hemen mi sevdin? Nerede evlendiniz? 100 defa oldu, hala bıkmadın mı yavrum? Bıkar mıyım hiç? Dinlediğim en güzel masal bu. Annemi anlatırken yüzüm nasıl güzelleşiyor bilemezsin baba. Güneş vurmuş gibi oluyor gözlerim. İçlerinde sanki annemi görüyorum. Onu ilk gördüğüm gün de böyle oldu. Sanki güneş doğdu içine. Tanıdıkça kalbinin de yüzü kadar güzel olduğunu anladım. Hemen evlendik. Çok, çok mesut günlerimiz oldu. Ne yazık ki yeryüzünün en tatlı hatırasını bırakarak gitti. Seni bıraktı bana. Babacığım. Yavrum. Hakimle birbirinize çok sert davrandınız. Davanın neticesi ne olacak dersin? Kazanacağımıza eminim. Ha, öyleyse bütün bu yorgunlukların acısını çıkaralım Fikret. Hayrola? Bu akşam senin İzmir'in en güzel pavyonuna götüreceğim. Özür dilerim, maalesef davetinizi kabul edemeyeceğim. Neden? Bir mani mi var? Evet, var işte. Bak. Hı. Baba... Saat tam 10'da yatılacak, unutma. 40 yılda bir kızının sözünü dinleme birader, nereden haberi olacak ha? Adını görme bir Azizim. Bir içim su, sahneye çıktığı an insanın soluğunu kesiyor. Sesi de güzel mi? Pek güzel sayılmaz, fakat çok hisli söylüyor. Bakıyorum hepinizi büyülemiş adeta. Merak etme, seni de büyüleyecek. Ne yazık ki kimseye yüz vermiyor. Öyleyse kalbi dolu. Aksine, belki kalbi yok. Kadının bütün dünyası yanındaki piyanisti. Hmm, mesele anlaşıldı. Zannetmem, adam bir hayli yaşlı. Kadın bu oğlum, belli olmaz. İstanbul'u bağladılar efendim. Aa, bir dakika. Ne olur ne olmaz, Ayize'ye ağzını fazla yaklaştırma. Kızın içkili olduğunu anlayabilir. Seninki dalga geçiyor ama kızı görür görmez çarpılacak. Hem de nasıl? Alo Zeynep, merhaba yavrum. Merhaba baba, çok özledim seni. Nasılsın? Ben de iyiyim. Yarın geliyorsun değil mi? Seni karşılayabilir miyim? Niye? Nereden telefon ediyorsun sen? Otelden mi? Peki o müzik sesi ne? Ha, şey... Şey canım... Radyo... Radyoyu açtım da... Saçın yüzüne değse... Tenini kıskanırım... Birine söz söylese... Sesini kıskanırım... Yavrum, radyoda... Birini kıskanırım... Kıskanırım seni ben... Kıskanırım kalbimden... Bu nasıl aşk Allah'ım... Öleceğim derdimden... Kıskanırım seni ben... Ne üstün, konuşsana! Sakın takma göğsüne, gülünü kıskanırım. Seni saran kemerden, beni kıskanırım. Sakın takma baba, göğsüne, babacığım, gülünü kıskanırım. Babacığım, seni saran kemerden.
Selma! Hayır! Hayır! Dur Selma, dur! Sana bir şey söyleyeceğim! Selma! Bırakın beni! Kanama var. Ameliyat şart. Kendine geldi mi? Hayır. Durmadan sayıklıyor. Ölmek istediğini söylüyor. Her zaman ölmek isterdi. Çok bedbahtıydı. Hayatı boyup çektiğini söylerdi. Ameliyat edebilmemiz için selahiyetli birinin imzası lazım. İçinizde yakını olan var mı? Evet. Nesi oluyorsunuz? Kocasıyım ben. Karım o benim. Karınız mı? Evet. Karım o benim. Yaşaması, hayatı sevmesi için ne lazımsa yaptım. Fakat kalbindeki sırrı anlatmadı bana. Hatta bir kocası olduğunu bile söylemedi. Hakiki isminin Selma olduğunu sonradan öğrendim. Hiçbir yerde fazla kalmak istemiyordum. Sanki mütemadiyen ve ümitsizce aradığı bir şey vardı. Bütün memleketi dolaştık ve tanıdıkça öz kızım gibi sevdim onu. Mer bir kadını nasıl terk edersiniz, nasıl? Korkunç bir hata oldu. İnanılması güç bir aldanış. Onu ilk defa 14 sene evvel gördüm. Hukuk fakültesinin mezuniyet imtihanlarına hazırlandığım günlerdi. Tanışmamıza biraz da sürat sebep oldu diyebildim, o gerildi. Çarpışmamıza kızmıştı. Özür dileyerek onları topladım, kendisine verdim. Yüzüme hiddetle, manasını o anda anlayamadığım garip bir dikkatle baktı. Benim için yeni, sıcacık bir his duydum içimde. Bütün gün hayalini, hele gözlerini asla unutamadım. Hep onu düşündüm. Hayatımın en mesut anı, ona tekrar rastladığım gün oldu. Ne yazık ki karşılaşmamız hiç de kibarcı olmuyordu. Bu sefer daha da çok kızdı. Allah'ım, hiddetim sana bu kadar çok yakıştığını ilk defa görüyordum. Sonra da güldü. Bu gülüş, bizi birbirimize yaklaştıran, bağlayan mesut günlerin müjdecisi oldu. Fakirdi, kimsesi yoktu. Konservatuvarın şan ve piyano bölümünde okuyor, teyzesinin yanında oturuyordu. Melekler kadar güzeldi, melekler kadar temiz. Ben evlendik. Ağaçlar arasında, tabiatta kucak kucağa küçücük bir yuvamız oldu. Yeni avukat olduk, kıt kanaat geçiniyorduk. Ama her şeye rağmen birbirimizi çılgınlar gibi seviyorduk. Onun yanında olup her şeyi unutturuyordu bana. Saadetimceye kadar devam etmesi en büyük duamdı. Tapıyordum ona. Zeynep dünyaya geldiği gün saadetimiz sonsuzlaştı. Yavrumuz masum, küçük bir aşk çiçeğiydi sanki. Karımın ve kızımın üzerine titriyordum. Yuvamıza çok bağlıydı. Bütün gücümle işime sarılmıştım. Geceleri bile çalışıyordum. Buna rağmen çok az para kazanıyordum. Karım çocuğumuzun üzerine titriyordu. Fakat birden sarhoşluktan ayılır gibi, karımın kazandığından çok para sarf ettiğini, bana haber vermeden sık sık evden ayrıldığını fark etmeye başladım. İçime gittikçe yerleşen, derinleşen bir şüphe girmişti. Çok defa bir şüphenin tesiriyle işlerimi yüz bırakıp eve gidiyordum. Zeynep'i yaşlı komşumuzla beraber buluyordum. Annesinin yanında olmasını arzulayan ve yabancı kadına alışamayan çocuk her zaman ağlıyordu. Eve dönen karıma nerede olduğunu sorduğum zaman, ya alışverişe çıktığını veya bir arkadaşına gittiğini söylüyordu. Şüphe bir kurt gibiydi içimde. Ve bir gün bu kayboluşların iğrenç sebebini öğrendim. Zeynep'in ikinci yaş günüydü. Kızımın yaş günü pastasını almak için evimizin birkaç sokak ilerisindeki pastaneye gitmiştim. İşte o kadın gene geçiyor. Haftada en az iki gün o adamın evine gidiyor.
azgınlık kadının başına vurmuş. Üstelik evli, bir de çocuğu varmış. Ah, başımıza taş yağacak komşu, taş! Kocası ekmek parası için çalışırken böyle tazeler de fingirdeşmeye gidiyor. Kabahat kocasında kardeş, kör müdür nedir? Ya! Kadın her gidişinde Ağaçlık Sokak 74 numaralı eve giriyormuş. Yürüyün, hadi gidelim. Söyle, nereden geliyorsun? Şey, işlerim vardı biraz. Görüyorsun, öteberi aldım. Hoş geldiniz. Biraz geciktim ama kusura bakmayın. Yalan söylüyorsun. Neredeydin? Söyle, neredeydin? Ne yapıyorsun Fikret? Rica ederim, kolumu, canımı yakıyorsun. Şey, bütün bunları yalnız kalınca konuşuruz. Bundan sonra yalnız kalacağımızı mı zannediyorsun? Haftada iki gün o adamın evine gittiğini, adi bir fahişe gibi beni aldattığını herkes biliyor. Anlıyor musun? Herkes biliyor! Fikret! Delirdin mi sen? Bu ne biçim şaka? Şaka mı? Karısının bir aşığı olduğunu öğrenmek şaka ha? Söyle, neresi şaka bunun, söyle! Hayır, hayır! Yanılıyorsun, yemin ederim yanılıyorsun! Doğru değil bu, değil! Demek öyle ha? Bir de inkar ediyorsun! Aman ne rezalet! Hadi gidelim komşular, hadi! Hadi, hadi durmayalım, hadi! Söyle, neden böyle yaptın, söyle! Durun! Nereye gidiyorsunuz? Ne olur durun! Allah aşkına durun, gitmeyin! Yanlış anladınız! Fikret, niçin yaptın böyle? Niye bana inanmıyorsun? İnanmak mı? Yalanlarına kanacak kadar kör değilim! Gözlerimle gördüm, takip ettim seni! Bir dakika daha bu evde kalmanı istemiyorum! Nefret ediyorum senden, nefret! Defol! Aman dünyada ne kadınlar var, ne kadınlar! Ben böyle şey Yavrum! Yavrum benim! Anası olmaya, büyütmeye layık olmadığın çocuğumuzu götürüyorum. Boşu boşuna bizi arama! Seni asla affetmeyeceğim! Fikret! Onu terk etmiştim, ama unutamıyordum. Deli gibi sevdiğim, taptığım kadın nasıl yapardı bunu bana? Her şeyi uğrunda feda ettiği adam kimdi? Günlerce bu düşünceyle mücadele ettim. Nihayet onu görmeye karar verdim. Ne bahasına olursa olsun ona gidecek, yıkılan bir saadetin hesabını soracaktım. Kenan Bey, bir bey sizi görmek istiyor. Buyursun. Buyurun efendim, sizi bekliyor. Buyurun.
arzunuz nedir? Demek sensin ha? Ne demek istediğinizi anlayamadım. Anlayamayacağınızı biliyordum. Evli bir kadını baştan çıkaran, bir yuvanın yıkılmasına sebep olan, her şerefsiz erkek gibi korkan, riyakarın biri olacağını tahmin etmiştim zaten. Rica ederim kendinize gelin. Kendime gelmem için seni gebertmem lazım. Geberteceğim seni. Köpek gibi geberteceğim seni. Maalesef dövüşemeyecek biriyle karşı karşıyasınız. Körüm ben. İmkansız. Nasıl olur? İmkansız olan ne? Kör olmam mı? Yoksa? Hayır. Karımdan bahsediyorum ben. Selma'dan. Selma'dan mı? Evet. Maksadınızı anladım. Mesele sizin düşündüğünüz gibi değil. Karınız ücret karşılığı haftada iki gün piyano dersi verir bana. Bu işi evin ihtiyaçlarına yardım, biraz da bana faydalı olmak için yaptığını söylemişti. Çalıştığından sizin haberiniz olmadığını, öğrendiğiniz takdirde bunu gurur meselesi yapacağınızı ve asla müsaade etmeyeceğinizi anlattı. Son gelişinde ise genç bir kadının bekar bir erkeğin evine girip çıkmasındaki mahsurlardan bahsetti. Bunu daha evvel düşünemediği için özür diledi. Müsaadenizle çalışmaya son veriyorum dedi. Dünyanın en bahtiyar insanı olmalısınız. Çünkü eşsiz bir karınız var beyefendi. O günden sonra bu korkunç hatamı tamir etmek için durmadan karımı aradım. Onu bulmak, ayaklarına kapanıp af dilemek istiyordum ama olmadı. Bütün aramalarım, gayretlerim boşa gitti. Ümitsizdim. Aynı ümitsizliği hayatı boyunca hissetmemesi için kızıma annesinin öldüğünü söyledim. Kenan, karımdan kalan bir hatıra oldu bana. Birkaç sene sonra güç bir ameliyat neticesi gözleri açıldı. Bana ve kızıma kuvvet veren en iyi aile dostumuz oldu. Suçlusun. Haklısınız. Namuslu bir kadına en büyük darbe onun sadakatinden şüphe etmektir oğlum. Şimdi ne yapmak niyetindesin? Eve götüreceğim onu. Yıllardır çektiği acıyı unutturmaya çalışacağım. Mesut edeceğim onu. Kızım uzun seneler ölmüş bir annenin hatırasıyla yaşadı. Her zaman ana kokusuna, ana kucağına hasret kaldı. Bütün bunlara bir son vereceğim. Dikkat et dostum. Durum zannettiğin kadar basit değil. Karşınızda nihayet bir çocuk var. Annesinin öldüğüne inanmış, hatırasına bağlanmış bir çocuk. Hakikati birdenbire öğrendiği zaman ruhi bir sarsıntı geçirebilir. Keşke annesinin öldüğünü söylemeseydin ona. Mecburdum. Beni affet sevgilim. Kaderinde öz kızına üvey anne olmak da varmış. Üvey anne mi? Evet, üvey anne. En güzel çare bu. Zeynep onu tanıdıkça, sevdikçe hakikati söylemek kolaylaşacak. Belki de günün birinde her şey kendi kendine hallolacak. İleride bir gün seni muhakkak sevecek. Bunu biliyorum üvey anne. Üvey anne! Düşün dadı, bir üvey anne getiriyormuş bana. Nasıl yapar bunu? Annemin yerini hiç kimsenin alamayacağını, onun gibi hiç kimseyi sevemeyeceğimi bilmiyor mu? Bak yavrum, üzülmekte haklısın ama unutma ki baban da nihayet bir erkek. Her erkin bir kadına ihtiyacı var. Olmaz olsun. Demek onun için bir ay İzmir'de kaldı, beni bile unuttu. Böyle konuşma yavrum. Konuşacağım. Her çocuğun da bir anneye ihtiyacı vardır ama öz annesine. O kadını hiçbir zaman sevmeyeceğim, nefret edeceğim ondan. Annemin yerini almasına müsaade etmeyeceğim. Babamla evlendiğine, bu eve geldiğine pişman edeceğim onu. Unutma ki sen bir sokak kızı değilsin. Senin için değişik ve güç bir hayat başlıyor.
Ne kadar akıllı, gururlu bir kız olduğunu ispat etmelisin. Benden hiç ayrılma ne olur. Onunla yalnız bırakma beni. Asla, seni asla terk etmeyeceğim yavrum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Buyurun. Kendisi... Nasıl? Beğendiniz mi? Çok güzel. Hayatta yaptığım iki şeyle iftihar ederim. Bir piyano çalmak, ikincisi de yaptığım resimlerle. Tebrik ederim. Çok güzel yapmışsınız. Teşekkür ederim. Kendisi salonda sizi bekliyor. Selma? Selma! Uçağımız iki saat sonra kalkıyor. Birkaç saat sonra evimizde olacağız artık. Ona ne söyleyeceğimize karar verdin mi? Evet. Çok eskiden tanışıyorduk, tekrar karşılaştık ve evlendik. Çok acı. İnanılmayacak kadar acı. Yıllarca hasretini çektiğim yavrumun yanına üvey anne olarak gidiyorum. Buna sebep sensin. Selma! Rica ederim bırak da sana her şeyi bütün teferruatıyla anlatayım. Anlatacak hiçbir şey yok. O günler benim için öldü. Aramızda hiçbir hissi bağ kalmadı artık. Fakat kendimi sana affettirmek istiyorum. Boşu boşuna yoruluyorsun. Şunu iyice bil. Ne yaparsan yap, senden nefret edeceğim. Ölünceye kadar affetmeyeceğim seni. Kızımı senin elinden almak için her çareye başvuracağım. Sen de yıllarca yalnız yaşamanın, ıstırap içinde kalmanın acısını duyacaksın. Sevilen bir insanın özleminin ne demek olduğunu öğreneceksin. Bunu ben de biliyorum. Bilemezsin. Kızımdan başka hiçbir kuvvet beni o eve götüremezdi. Seninle niçin geldiğimi anladım. Bir şeyi daha anlamanı istiyorum. Hakikati öğrenince Zeynep de benim kadar nefret edecek senden. Biliyorum. Çok iyi biliyorum bunu. Artık gidebilirsin. Havaalanında buluşuruz. Sana ihtiyacım yok. Yalnız kalmak istiyorum. Hoş geldin demeyecek misin yavrum? Yoksa... Yoksa özlemedin mi beni? Baba, babacığım! Canım babacığım benim! Yavrum! Yavrum benim! (Gülüyor)
Hadi yavrum, şimdi kocaman bir kız gibi ol bakalım. Bak, senden tanışmak için can atan biri var. Merhaba Zeynep. Hoş geldiniz efendim. Bu kadar mı? Onu daha iyi karşılasam seni mükemmel yetiştiremediğimi zanneder sonra. Affedersiniz. Geldiğinize memnun oldum. Biz burada çok mesuttuk şimdiye kadar. Aramızda sizin de mesut olacağınızı ümit ederim. Onu herhangi bir insan gibi sevmeye çalış kâfi. Bana çok büyük bir iyilik etmiş olursun. İnan yavrum. Dadı. Evet yavrum, mühim bir işi varmış, erkenden gitti. İşinin mühim olduğuna eminim, yoksa beni yalnız bırakmazdı. Çünkü bugün karne alacağımı biliyor. Gene yalnız değilsin yavrum. İstersen bu akşam okuldan seni almaya beraber gelelim. Teşekkür ederim. Hiçbir zaman beni diğer çocuklar gibi odasında bekleyen bir annem olmadı. Üzülmeyin, bunların hepsinin geçeceğine eminim. Zamanla tabii. Evet. Senelerdir yanlarındayım. Evin bütün işlerine ben bakarım. Bugünden sonra sizin emrinizdeyim. Teşekkür ederim. Birkaç gün daha bildiğiniz gibi hareket edin. Henüz kendimi misafir gibi hissediyorum. Haklısınız. Galiba sonuna kadar da böyle olacak. Kendimi burada daima bir misafir gibi hissedeceğim. Babam müsaade ederse sınıf geçme hediyesi olarak sana tıpkı Mickey'e benzeyen bir köpek almak isterim. Bilemezsiniz efendim, çok yaramaz, çok sevimli bir köpekti Mickey. Sadece oyuncak düşmanıydı, öyle değil mi Zeynep? Evet dedi. Hatırlayacak mısın bakalım? Çünkü o zaman çok küçüktün. Hani Yasemin adlı sarı saçlı bir bebeğim vardı. Onu nereye saklamıştı? Buzdolabına, hatta saçları tel tel olmuştu. Sen de bebeğim dondu diye ağlamıştın. Sonra? Sonra ne oldu Mickey? Bir gün şey... Evet. Bir gün ne oldu yavrucuğum? Anlatır mısın? Bahçede oynarken ısırdı beni. Ve tabii derhal bir arkadaşıma hediye ettim onu. Dünyada her şeye tahammül edebilirim ama... kızımın incinmesini asla. Ayrılırken çok üzüldüm ama. Siz de hayvanları sever misiniz bayan? Şey... Affedersiniz baba, karınıza nasıl hitap edebilirim? Bak bunu hiç düşünmemiştim. Dur bakayım. Ona Selma diyemezsin, daha çok küçüksün. Üvey anne hiç denmez. Şayet Selma için bir mahsuru yoksa... sadece anne dersin, olur biter. Sen söyle. Razıyım ben. O benim annem değil. O bu aileden değil. Siz onunla evlenmiş olsanız bile annemin yerini asla alamaz. Hiçbir zaman ona anne demem. Demeyeceğim. Zeynep, kendine gel. Rica ederim yavrum. Ne istersen söyle. Odama gidebilir miyim? Başım ağrıyor. Hayır. Yerine otur. Şımarık bir kız gibi hareket etmene lüzum yok. Bir sual sordun bana, ben de cevap verdim. Hata etmiş olabilirim. Ama bu sofrayı terk etmene sebep olamaz. Rahat bırakın onu. Arzu ediyorsa gitsin. Ne olur, rica ederim. Gidebilirsin. Allah rahatlık versin.
Yavrum benim. Hala uyumadınız mı? Ben de Zeynep'in size alasmalık demek için bekliyordum. Neden? Yarın sabah gidiyorum. Gidiyor musunuz? Yok, olamaz. Zeynep sizi çok seviyor. İmkansız. Ben de onu çok seviyorum. Ama mühim olan birbirimizi değil, onun sizi sevmesi. Çok iyi bir insansınız. İyi bir insanım ama ne yazık ki onun annesi değilim. Zeynep'im dadıya değil, bir anneye ihtiyacı var artık. Ne demek istiyorsunuz? İlk geldiğiniz gün annesi olduğunuzu anladım. Çünkü dünyada hiçbir kadın başkasının çocuğuna o derece sevgi ve şefkatle bakamazdı. Demek anladınız. Evet. Ama sevmiyor beni. Hiç sevmiyor. Sabredin. Siz kızınıza kavuştunuz. Erges Zeynep de annesine kavuşacak. O zaman bütün acılarınız sona erecek. Sizi hiç, hiç unutmayacağım. Allah'a ısmarladık. Bana bu mektubu bırakmış. Gideceğini biliyor muydunuz? Yok, hayır. Bilmiyordum. Dadıma buradan gitmesini siz mi söylediniz? Hayır yavrum. Yalan söylüyorsunuz. Zeynep! Yalan söylüyor baba. Çünkü dadımın gitmeye niyeti yoktu. Gitmeyecekti, söz vermişti bana. Bu şekilde konuşmaya hakkın yok Zeynep. Dadın... Rica ederim Fikret. Fakat... Bizi yalnız bırak, lütfen. Peki. Evet, yalan söyledim sana. Haklısın. Dadına gitmesini ben söyledim. Neden? Kıskanıyordum. Çok seviyordun onu. Halbuki beni sevmeni istiyorum. Herkesten, her şeyden çok. Dünyada en çok arzu ettiğim şey bu. Ne olur sev beni. İmkan yok buna. Annenin yerini aldığım için mi? Evet. Yanılıyorsun. Hiç kimse bir annenin yerini alamaz. Belki de seni, anneni bu kadar çok sevdiğin için seviyorum. Çünkü... Bir zamanlar benim de annem vardı. Benim de saçlarım böyle... Buklelerim bu kadar güzeldi. Annem onları böyle okşar... Parmağına dolar... Sonra yavaş yavaş çekerdi. İşte böyle. Canını mı acıttım? Hayır, hoşlanmadım. Belki de siz saçlarınızı okşayan öz anneniz olduğu için hoşlanıyordunuz. Benim için böyle bir sebep yok. Lütfen dadıma haber yollayıp geri çağırtın. Sizden daha çok nefret etmemi istemiyorsanız tabii, müsaadenizle. Çok, çok müteessirim Selma. Onun namına özür dilemene lüzum yok. Zeynep senin olduğu kadar benim de çocuğum. Mezarımı görmek istiyorum. Tuhaf. Yaşayan bir kadın için şahane bir mezar. Zeynep'in üzülmemesi için her çareye başvurdum. Dünyada hiç kimse benim gibi kendi mezarına çiçek getirmemiştir. Doğrusu her şeyi çok iyi düşünmüşsün. Beni kızımın kalbinden silmek, yok etmek için ne lazımsa yapmışsın. Hatta bir mezar bile. Mezarıma bu kadar itina ettiğin için teşekkür ederim sana. Çok çok teşekkür ederim. Selma.
Rica ederim. Sus! Sus diyorum sana! Çekil git buradan, çekil annemin yanından! Bir mezarın başında dua eder insan, ağlar ama gülmez. Sen gülecek, alay edecek kadar kötü kalplisin. Seni sevmeye karar vermiştim, sevmeye çalışacaktım. Annemin mezarı başında gülmekle her şeyi yıktın. Şunu iyice aklına koy, bir daha bana sokulursan, saçımı okşarsan kendimi öldürürüm. Çekil git buradan, annemin mezarına yaklaşma! Hiç kimseden etmediğim kadar nefret ediyorum senden, anlıyor musun? Çekil git buradan, git! Selma! Selma! Rica ederim. Yalnız kalmak istiyorum. Zeynep! Bir dakika açar mısın yavrum? Zeynep! İstiyorsun. Seni buraya getirirken odana girmemek için vermiş olduğum sözü unutmuş değilim. O halde? Selma, çocuktan evvel bizim anlaşmamız lazım. Bunun imkansız olduğunu biliyorsun. Söyler misin bana? Niçin getirdin beni buraya, neden? Zeynep'le beraber olman için. İhtiyacı vardı sana. Saçma! Bana ne kadar ihtiyacı olduğunu gözlerinle gördün. Kendin için getirdin beni buraya. İntikam almak için. Yıllarca deli gibi özlediğim yavrumun bana bir yabancı kadın gibi, bir üvey anne gibi davranışını görmek istedim. Nasıl ıstırap çekiyorum gör işte! Bu şekilde konuşmayı bırak artık, rica ederim. Hangi birini anlatayım sana? Kollarım yavrumu bağrıma basmak arzusu içinde sızlıyor. Kalbim dayanılmaz bir acıyla dolu. Dile kolay! Tam 13 sene, her çocuk görüşte hıçkırarak ağladım. Her aklıma gelişte dünyamı unuttum. Çektiğin bu acılara bir son vermek istiyorum artık. Çok iyi kalplisin. Ama bu sefer mağlup olmayacağım. Onu senin elinden almak için her çareye başvuracağım. Peki. Gidip onunla konuşacağım. Ne bağısına olursa olsun ona hakikati anlatacağım. Yok, anlatamazsın. Korkarsın. Çünkü hakikati öğrenince Zeynep'in senden nefret edeceğini, onu kaybedeceğini biliyorsun. Öyle mi zannediyorsun? Her şeyi biliyorum artık. İzmir'deki kazayı yazan gazeteyi pardüsünün cebinde buldum baba. Gazetede yüzlerce defa okudum. Barda şarkı söyleyen kötü kadının biri o. Zeynep! Evet, kötü kadın baba, adi bir şarkıcı. Buna rağmen onu bana anne olarak getirdin. Annemin yerini alması için nasıl yaptın bunu, niçin? Beni dinle Zeynep! Hayır, dinleyemem. Bu evde bir dakika daha kalmasını istiyorum. Annemin tertemiz hatırasını bu kötü kadının kirletmeye hakkı yok, gitsin buradan! Hiçbir yere gidemez! Öyleyse ben giderim baba! Zeynep dur diyorum sana! Bırak beni, kötü bir kadın o! Zeynep sus! Kötü kadın! Sus diyorum sana! Kötü kadın baba! Hayır! Vurma! Rica ederim vurma! Yavrum, yavrum!
Fatma teyze. Hoş geldin yavrum. Kenan amcam seyahatten döndü mü? Hayır yavrum. Gelir gelmez beni aramasını söyleyin ne olur, çok ihtiyacım var ona. Peki. Gelmeniz çok iyi oldu, size ihtiyacımız var. Bana ihtiyacınız olduğu her an sizinle beraberim. İkimiz de bir çıkmazın içindeyiz. Ne yapacağımızı, nasıl hareket edeceğimizi bilemiyoruz. Bana kalırsa kendinizi değil, Zeynep'i düşünmeniz lazım. Küçücük bir çocuk, bu garip mücadeleye daha ne kadar zaman dayanabilir? Beni en çok üzen de bu, çok huzursuz. Çektiği acı ona göre fazla. Bir annenin hatırasına bu derece bağlı oluşu seni kırmamalı. Nasıl kırılırım? Bağlı olduğu, hatırasına bu kadar hürmet ettiği anne de benim. Onu ne kadar çok seviyorum, bilemezsin Selim amca. Sevgiye fazlasıyla layık, güzel, hisli bir yüzü var, onunla kolay anlıyorum. Anlatın bakalım şimdi, en çok nelerden hoşlanır? Anne dedoş şeysin sen böyle, ulan yerim seni! Kulaklarını kıtır kıtır yerim vallahi! Yaramazlık yok, önce adını söyle! Adın ne senin? Tabii! Rahatsız etme cici ablayı bakayım, hakkı yok! Sizin köpeğiniz mi? Evet! Köpeklere bayılırım, hele böyle tatlısı olursa. Ben de çok severim ama Tobi ile aramız bozuk, yaramaz. Yaramaz köpeklere de bayılırım. O halde memnuniyetle size hediye edebilirim onu. Ciddi mi söylüyorsun? Ciddi görünmüyor muyum? Görünüyorsunuz ama annetmem. Gel öyleyse. Nereye? Piyanodaki marifetimi göstermeye. Bahar geldi, o oh, o oh, o oh. Çiçekler açtı, o oh, o oh, o oh. Kırlar yeşerdi, o oh, o oh, o oh. Hoş gel sen bana, o oh, o oh, o oh. Eğlenelim gönlümce bu güzel yaz günlerinde beraberce. Yarın akşam doğum günü. Bilmez olur muyum? Hayatımın en acı anları onun bir doğum gününde başladı. Doğum günümde bulunmuyor. Belki de çok işi vardır. Yoksa seni sever bilirsin. Ama muhakkak geleceğine eminim. İnşallah. Hala resim yapmaktan yorulmadın mı Selim amca? Yorulmak mı? Zeynep istedikten sonra yapamayacağım hiçbir şey yoktur kızım. Arkadaşlarının resmimi çizmemi istedi. Al bakalım resmini küçük hanım. Çok teşekkür ederim amca. Bir bilse. Bir bilse. Cesaretini kaybetme.
Bir gün acıların sona erecek Selma. Er geç kızını tekrar kazanacaksın. Hadi bakalım çocuklar, büfeye buyurun. Bana hediyesini bile vermeye cesaret edemiyorum. Neşesini kırmaktan korkuyorum. Çocuk olma. Onu bir doğum gününde kaybetmiştin, belli olmaz. Belki bu doğum gününde tekrar kazanırsın. Hadi, götür hediyesini. Hadi yavrum. Limonata? Teşekkür ederim babacığım. Zeynep, bir dakika. Zeynep'e bir şey söylemek istiyorum. Aa, tabii tabii. Buyurun söyle. Bir hediye aldım sana. Kabul edersen memnun olurum. Annenin resmi olmadığı için burası boş kaldı. Bir gün şayet beni çok severdi. Buraya resmimi koyarsan hayatımın en güzel mükafatını vermiş olacaksın bana. Dünyanın en mesut insanı ben olacağım o zaman. Takabilir miyim? Teşekkür ederim. Her zaman. Her zaman mesut olmanı temenni ederim yavrum. Hiçbir zaman. Annesiz bir çocuk hiçbir zaman mesut olamaz. Hoş geldiniz efendim. Merhaba. Ah Kenan amca! Eğer doğum günüme yetişmeseydin elimden çekeceğim vardı. Doğum gününe yetişebilmek için Avrupa'daki bütün işlerimi yarım bırakıp geldim. Al hadi, bakalım hediyeni beğenecek. Çok teşekkür ederim. Odama götürüp bırakayım. Babam tamam. Salonda Kenan amca. Teşekkür ederim. Sesinizin çok güzel olduğunu duyduk. Kalbim mi acaba? Böyle bir günde reddetmek ayıp olacak ama özür dilerim. Biliyor musunuz? Fikret Bey'in aniden evlenmesi bizleri çok şaşırttı. Ölen karısına çok bağlıydı. Kısmet! Nasıl olduğunu ben de pek anlayamadım. Çünkü öyle ani bir karşılaşma oldu. Kendimizi nikah dairesinde bulduk. Çok talih bir insansınız hanımefendi. Fikret Bey cidden mükemmel bir insandır. Doğru, haklısınız. Ne kadar talihli olduğumu ben de biliyorum. Çok teşekkür ederim. Kenan Bey! Selma Hanım! Selma Hanım! Siz ha? Sesinizden tanıdım sizi. Nihayet Fikret sizi bulabildi ha. Gelin benimle Kenan Bey. Size anlatacak o kadar çok şeyim var ki. Gelin. İyi ki geldin baba. Selim amcamdan annemin resmini yapmasını istiyorum, itiraz ediyor. Şeker yavrum, tanımadığım bir insanın resmini nasıl çizebilirim? Babam annemi size iyice anlatır, bana anlattığı gibi. O zaman yapabilirsiniz değil mi? Değil mi baba? Tabii yapabilir. Kızımı kırmamanız lazım. Bugün onun doğum günü. Pekala. İcab ederse sabaha kadar oturup annenin resmini yapacağım. Doğum günü hediyem olsun bu. Yaşa Selim amca, bana verilen en güzel hediye olacak bu. Yalnız bitince resmi babana teslim edeceğim. Eğer annene benzetebilmişsem versin sana. Aksi halde annenin hayalini bozmak istemem yavrum. Kabul. Hadi anlat baba. Annem çok güzeldi değil mi? Güzel olduğunu yüzlerce defa söylemiştin bana. Evet. Yeryüzünde onun bir eşi daha yoktu. Çok güzeldi. İri, bal rengi gözleri, uzun siyah kirpikleri vardı. Gözlerinde ışıklar oynardı. Güldükçe dudakları gül yaprağı gibi bükülürdü. Güldüğü zaman sanki dünya aydınlanırdı. Güneş doğdu sanırdım içimde. Saçlarını her zaman böyle tararmış.
Bana hep gülümseyerek tatlı tatlı bakarmış. Ağlayınca kucağına alıp sıkı sıkı sarılır öpermiş beni. Değil mi babacığım? Ve hasta olduğun zamanlar, sabahlara kadar başucunda beklediğini, dünyanın en mesut kadını olduğunu da anlattım. Babanla bahar sabahları yağmur altında el ele dolaşırlardı. Gök, deniz ve ağaçların sadece kendileri için yaratıldığını sanırlardı. Kalpleri coşkun bir saadetle dolu. Birbirlerini asla terk etmeyeceklerine dair yemin ederlerdi. Bilemezsin, birbirlerini nasıl severlerdi yavrum. Baba, ona da mı anlattın yoksa? Bütün bu güzel tertemiz hatıraları ona da mı anlattın baba? Sen dünyadaki kadınların en kötüsüsün. En güzel hatıralarımızı, en temiz hislerimizi öldürdün. Her şeyi kirlettin sen. Hiçbir zaman şu andaki kadar nefret etmedim senden. Al kolyeni! Onu takmana müsaade ettiğim için kendimi asla affetmeyeceğim, asla affetmeyeceğim! Yavrum! Selma! Ne yapsam boş! Boş! Selma! Üzülme Fikret! Hepsi geçecek! Nasıl karşılaştığınızı, günlerce beni nasıl aradığınızı anlattı. Hatıramın, Zeynep'in küçük kalbinde sönmeyen bir meşale gibi neden yaşadığını şimdi daha iyi biliyorum. Beni bu kadar çok sevdiğin, asla unutmadığın için çok çok teşekkür ederim sana. Her zaman. Her zaman seveceğim seni Selma. Beni daha evvel bulamadığın için ne kadar müteessirim bilemezsin. Geç de olsa birbirimize kavuştuk. Zamanla her şey düzelecek, göreceksin. Hiç, hiçbir şey düzelemez artık. Ben gidiyorum Fikret. Gidiyor musun? Nereye? Neden? Bizim aşkımız Zeynep'in saadetinden sonra gelir. Ben gelmeden önce mesuttum. Artık bu mücadeleye devam edemeyecek kadar seviyorum onu. Bir an bile benim yüzümden üzülmesine dayanamam. Gitmem lazım. Bırakmayacağım seni. Yerin burası. Hiçbir yere gidemezsin. Çok rica ederim. Israr etme Fikret. Benim için mühim olan kızımın saadetidir. Bunun için de senin yanında olması... Minicik kafasında annesinin süslediği hatıraları kâfi ona. Fakat... ne yazık ki taparcasına bağlı olduğu hatıraların... sahibi de benim. Zeynep'in annesi öldü artık. Bundan sonra onun yerini hiç kimse alamaz. Hatta... ben bile. Selma! İleride... çok ileride bir gün... ona nefret ettiği üvey annesinin de fena bir insan olmadığını söyle. Bu senden son ricam. Bütün bunlara sebep benim. Sen değilsin. Kaderimiz böyleymiş.
ısmarladık sevgilim. Allah'a ısmarladık. Selma! Gidiyorum Zeynep. Sana Allah'a ısmarladık demeye geldim. Üzülmene sebep olduğum her an için özür dilerim yavrum. Bir zamanlar benim de senin gibi küçük bir kızım vardı. Sonra ben onu kaybettim. Yıllardır bir kalp ağrısı gibi hasretini içimde taşıyorum. Onun için seni o kadar çok sevmek isteyişimi mazur gör. Yalvarırım, son bir defa öz kızım gibi sarılayım, öpeyim seni. Hemen şimdi gidiyorum Zeynep. Baban yalnız sana kalacak. Ve annenin hatırası da. Ne olur, ne olur söyle Zeynep, seni sarılıp öpebilir miyim? Evet. Oh, yavrum, canım yavrum benim. Yavrum. Burada kalmasına hiçbir mani yok. Benim sevmem şart değil. Siz istiyorsanız kalabilir. O senin saadetin, mesut olman için gidiyor. Korkarım ki ben bir şey yapamam. Rica ederim mani ol, gitmesin. Yukarıda odasında hazırlanıyor. Yani kalmasını mı istiyorsun? Evet. Şey, söyleyin, ne yapabilirim? Bunu ben de bilmiyorum. Gel benden. Bütün hakikati öğrenmenin zamanı geldi kızım. Bunun için biraz cesur olman kâfi. Selim amcadan annenin resmini yapmasını istemiştin. Gel. İşte bak, orada. Annemin mi? Evet yavrum. Bütün sır bu örtünün altında. Yıllarca acı çektim. Bir ana kucağının hasretiyle yaşadım. Buna sebep söylediğim yalan. Ama mecburdum. Artık hakikati öğrenmenin zamanı geldi. Örtüyü açabilirsin. Hadi yavrum. Zannettiğin gibi annenin hatırasına asla ihanet etmedim baba, ben. Baba! O
senin öz annendi yavrum. Anne, anneciğim. Anne. Anneciğim. Benim annem. Gidebilirim. Götürelim.